Kadın ve Demokrasi Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İnovasyon'da Kadın Projesi'nin ödül töreni gerçekleştirildi. İlk 5'e girmeyi hak kazanarak 25 bin liralık ödüle layık görülen kadın girişimcilere ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu verdi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin TÜBİTAK Marmara Teknokent İşbirliği ile düzenlediği İnovasyon'da Kadın Projesi'nde dereceye giren kadın girişimcilere ödülleri verildi. Burada olmaktan çok mutluyum. Girişimcilik ve inovasyon adına çok ciddi bir farkındalık yaratan bir proje oldu. Çok mutluyum. Hem bilimsel hem de çevreye yararlı olacak bir projeye sahip olduğum için ve ödüllendirildiğim için. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen projeye 200 kadın girişimci başvurdu. Bilim, teknoloji, Ar-Ge alanında bir fikrim var diyen girişimcilerden finale kalan 30 kadın TÜBİTAK Marmara Teknokent'te kampa katılmaya hak kazandı. 7 gün boyunca akademisyenler finalistlere girişimcilik, pazarlama ve ticaretleştirme alanlarında eğitim verdi. İlgili mentörleri, ilgili sanayicileri bulup onlarla buluşturuyoruz ve onların gözünden ürünlerini tekrar bakmalarını sağlıyoruz. Üçüncü girişimcilik kampı kapanış programı İstanbul Kandili'deki Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programın ev sahibi Kadem Genel Başkanı Sarı Aydın Yılmaz konuşmasında kadınların bilim teknoloji alanında proje geliştirmesinin önemine değindi. Bir yeni silikon vadisini ortaya çıkarabilecekleri yerli, milli, bize ait olan bir bilişim dünyasına kapımızı aralıyoruz. Programın kapanış konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptı. Çalışma Bakanı, kadın istihdamının artmasında toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirtti. Kadınların işveren olup istihdam anlamında da çalışma hayatında daha farklı bir soluk getireceklerine inanıyoruz. Program 30 kadın girişimciden projesi ilk 5'e girmeye hak kazanan kadınlara ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Başarılı projeler resmi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen finansal desteklerden birini almaya hak kazanırken proje başına 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek. Şirket olarak devam etmek istiyorum, ürünümü çıkartmak istiyorum ve seri üretimde devam etmek istiyorum.